Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Özel bir konuğumuz olacağını söylemiştik. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Süha Özden bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? bulduk İyi Simge Hanım. misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Yeni yayın dönemine başladık. Hayırlı olsun. Programlarımız devam ediyor. Sizler de bizleri kırmayıp stüdyomuza geldiniz. Teşekkür ediyoruz Rica ederim. bizler de. Konumuz tabii ki deprem. 6 Şubat'ta büyük bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezi ve 11 ili etkileyen deprem. Önce 10 olarak açıklanmıştı. Sonradan Elazığ eklendi diyebiliyorum. Eklendi. 11 ili etkileyen bir deprem. Burası üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçti. Hala bir hareketlilik var burada. Buradaki hareketlilik ne zamana kadar devam edecek? Simge Hanım, tabii bunlar önemli büyük iki deprem. Yani peş peşe meydana geldi. Biliyorsunuz 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki tane önemli deprem meydana geldi. Yer kabuğunda çok önemli miktarda kırılmalar oluştu, yüzey kırıkları oluştu. Kilometrelerce uzunluğundaki bu yüzey kırıklarının sonlandığı noktalar var. Aslında şöyle düşünün, burada enerji bütünüyle açığa çıktı fakat yer kabuğunda, yeryüzünden yerin altına doğru 8-10 kilometre uzunluğunda, genişliğinde bir alanın tamamen kırılmaya çalıştığını hayal edin. Dolayısıyla bazı noktalar var ki henüz daha kopmadı. O kopma anları, kopma noktaları da artçı depremlerle karşımıza çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi de oluşan yüzey kırıklarının her iki ucu her zaman için büyük depremlerden sonra zorlanır. Yani bugün de ilk depremin yüzey kırığının sonlandığı nokta mesela Pütürge doğuda. Güneye indiğiniz zaman Antakya. İkinci depremin yüzey kırığının sonlandığı iki nokta var. Batıda Göksun. Doğuda ise Malatya'ya kadar uzanan bir kısım var. Buralar ister istemez artçı, önemli artçı depremlerle zorlanacaktır. Ve bu artçı depremler bir yıla kadar veya daha belki uzun süre karşımıza çıkabilir. Aralıkları düşecektir. Yani biz bunları daha az aralıklarla hissedeceğiz. Ancak belli büyüklükte, özellikle 4 ile 5 arasındaki büyüklükteki depremleri süreç içerisinde yine göreceğiz. Eninde sonunda sonlanarak ve bitmiş olacak bunlar. Yani Haziran ayına kadar sürecek deniyor ama siz bir sene Bir senedir bunların süresi. bekliyorsunuz. Tabii artık yavaş yavaş o büyüklükler gittikçe küçüleceği için bizler bunu hissetmeyeceğiz. Yani ikilik, üçlük, ikilik, birlik depremlere düşecek. Ama şu anda arada dörtlük ve beşlik depremler yaptığı için ister istemez bunları acaba ne oluyor diye kendimize tekrar tekrar soruyoruz. Dolayısıyla bu süreç açıkçası bir miktar daha devam edecektir ve sonunda tamamen duracaktır. Zaten riskli bir bölge. Tabii ki. Fay hattının üzerinde birçok hani Birçok şehirde şehrimiz var. bulunuyor. Tabii. Riskli Dolayısıyla. bir bölge. Burada hareketlilik aslında yani bitecek ama hiç bitmeyecek. Öyle bir durum söz konusu değil. Değil mi? Ya mutlaka sonlanacak. Yani tamamen sonlanacak. Sonuçta bu bir yer kabuğu içerisinde biriken bir enerjinin açığa çıkmasıdır. Deprem anında aniden büyük bir kırılmayla karşımıza çıkıyor. Bir enerji boşalması, bir rahatlama meydana geliyor ama devamında da artçı şoklarla bu süreç belli bir süre devam edecektir. Ondan sonra sonlanacaktır tabii ki doğal olarak. Şimdi bu deprem oldu. Kahramanmaraş merkezi deprem oldu. Herkes korktu. Bir de beklenen Marmara depremi var. Büyük Marmara depremi. Her uzman farklı bir yorum, farklı bir şiddet boyutu belirterek yorumlarda bulunuyorlar. Marmara depremi sizce ne zaman olur? Vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Şimdi Simge Hanım, çok tartışılan bir konu bu. Biz yer bilimlerinde bilimsel açıklamalarla sınırlı kalmalıyız. Yani bilimsel bulgular, veriler, araştırmaların sonuçlarıyla toplumun önüne çıkmalıyız ki toplum doğru bilinçlensin. Şimdi Marmara Denizi içerisindeki beklenen deprem için şöyle bir genel sonuç söyleyebilirim. Orada bir sismik boşluk var. Nedir bu sismik boşluk? 1900'lü yıllara baktığınız zaman Kuzey Anadolu fayı üzerinde hemen hemen her yerde depremler tekrarlanarak Kuzey Anadolu fayı üzerindeki uzanımı tamamlamıştır. Ancak geliyoruz Marmara'nın ortasında bir boşluk var. Neden? 1912 Mürefte depremleri var. Ardından 1999 Kocaeli depremleri var. Arada Marmara'nın ortasında bir sismik boşluk var. Şimdi bu sismik boşluk mecburen dolmak zorunda. 1900'lü yıllar içerisinde bu gerçekleşmedi. 2000'li yıllar içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak burada herhangi bir büyüklüğü söylemek,
ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. İşte birçok araştırmacı veya meslektaşımız fayın kırılmayan kısmının uzunluğunu dikkate alarak bir yorum yapmaya çalışıyorlar. İşte bu kadar uzunlukta olursa ampirik bir değerlendirme ile şu kadar büyüklüğünde bir deprem olur diyorlar. Fakat bu bir yaklaşım. Öngörünün ötesinde bu tür yaklaşımlar zorlayıcı oluyor. Yani evet aşağı yukarı 7'lik, 7'ye yakın belki 7'yi geçebilecek bir deprem olabilir tek parça kırılma olduğu takdirde. Ancak Marmara'nın içerisindeki fay dağılımları bizi yanıltabilir. Çünkü iki depreme de düşebilir bu. Yani dolayısıyla iş farklılaşabilir. Dolayısıyla biz burada bunları tartışmaktan ziyade şunu hep birlikte anlamamız gerekiyor. Marmara'nın içerisinde bir sismik boşluk var. Dolması gereken bir sismik boşluk. Bunun ne zaman dolacağı konusunda kesin fikirler söyleyemiyoruz. Ancak sadece şu yaklaşımı sunayım size. Marmara Denizi içerisinde fayın hareket hızı 20 ile 25 milimetre bölü yıllık bir orana ulaşıyor. Yıllık hareket hızı. Bunu da siz toplam değerle ifade ederseniz yaklaşık 200-250 yıllık veya 300 yıllık bir periyot karşımıza çıkar. O bölgede aşağı yukarı olan son depreminde 1766 depremi olarak büyük depremin 1766 depremi olduğunu düşünürsek işte bu 200-250-300 yıllık periyodun içerisindeyiz şu an aslında. O sürecin içerisindeyiz. O sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hani bu anlamda bunu düşünerek, bunu algılayarak tedbirlerimizi bu yönde almamız gerekiyor. O 200-300 yıllık sürecin içindeyiz dediniz. 200... Ne zaman girdik o sürece? Şimdi bunların en erken ve en geç tarihleri vardır. En erken işte 200 yıldan konuşursunuz bir bölgede tekrar aynı depremin olması için. 1766 son depremse eğer orada tarihsel veriler açısından 200 yıl koyarsınız bir tarih çıkar. Ortalama rakam 250 yıldır fayın kayma hızına bağlı olarak. O da işte bir tarih çıkar. Maksimum artık en geç tarih dersiniz ne zaman olmalıdır? 300 yıldır dersiniz. Bu kadar yüksek kayma hızının olduğu yerde 300 yıla çıkmaz artık dersiniz. Bu tekrarlanma. Dolayısıyla bu tür bir yaklaşımla biz artık o periyodun sonlanma aşamasındayız, son kısımlarındayız diyebiliriz. O yüzden tabii şu anda. Dolayısıyla o yüzden de hep ifade ediliyor ki Marmara Denizi içerisinde bir deprem olma olasılığı yüksek. Neden? Çünkü orada bir sismik boşluk var. Neden? Çünkü bir önceki depreminden sonra geçen süre tamamlanıyor. Bu yüzden. Evet. Yani yapılan haberleri söyleyeyim. İşte 2025 yılında olacak. 9 şiddetinde olabilir. Bu tarz çok fazla haber var. Tabii ki vatandaşlar da hani tedirgin oluyorlar. Ona göre evlerini değiştirmek istiyorlar, satmak istiyorlar. İşte binayı inceletmek istiyorlar. Bu tarz şeylere de ilgi giderek yoğunlaşıyor son dönemde. Biraz korku hakim açıkçası. Şimdi bu anlamda ben İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olsaydım, bugün de beni dinliyor olsaydım, ne yapmam gerektiğini düşünürdüm. Şunu düşünürdüm. Yani bu hoca diyor ki Marmara Denizi içerisinde bir sismik boşluk var. Büyük bir deprem olma olasılığı yüksek. Bunun zamanını bilemiyoruz. Size bu zamanı söyleyemiyoruz ama bu periyot da yavaş yavaş sonlanıyor. O zaman ben bir vatandaş olarak şunu yapmalıyım. Bir kere zeminim iyi mi değil mi? Bunu araştırmalıyım. Birilerine sormalıyım. Bir jeoloji mühendisine sormalıyım. Ben iyi bir zeminde mi yaşıyorum? Yaşadığım binanın durumu nedir? Hangi yıl yapıldı? Bir inşaat mühendisiyle konuşmalıyım, tartışmalıyım. Binama güvenmeliyim, yaşadığım binama. Oturduğum zemine güvenmeliyim. Bunlar eğer tamamsa, bunlarla ilgili büyük sorunlarım yoksa artık bir depremi karşılayabilirim. Ama değilse de bunlar için bir çözüm üretmek yoluna gitmeliyim. Aynı apartmanda oturan sakinlersek bir araya gelmeliyiz. Bu konuyu konuşmalıyız, tartışmalıyız. Buradan bir yere gitmeliyiz. Çünkü zaman en kıymetli elimizdeki malzeme şu anda. Dolayısıyla bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Tedirginlik, korku bunların yeri yoktur. Bakın son depremlerde de gördük. Eğer binalar iyi yapılıyorsa ayakta kalıyor. Ne kadar kötü bir zemin olursa olsun, ne kadar kötü bir zeminde olursa olsun. Bir tabak dahi düşmemiş. Bir tabak dahi düşmediğini, bir bardağın dahi düşmediğini görebiliyorsunuz. Bu da müteahhitlik hizmeti. Tam tersinde ovanın içerisinde yerle bir olan hiçbir betonarme malzemesi kalmayan yapıları da gördük hep birlikte. Yani deprem değil, bina öldürür. Evet. Yani dolayısıyla burada iş bize kalıyor. Tabii burada hep birlikte başarı elde edebiliriz. Vatandaş yola çıkacak, yerel yönetim sahip çıkacak. Hep birlikte elle verip
biz bunları ayağa kaldıracağız. Evet. Bu büyük deprem sonrasında da bir tsunami tehlikesi konuşuluyor. Şimdi depremi yaşamadık henüz ama depremden sonra olabilecek farklı senaryolar da var. Tsunami tehlikesi olur mu? Şöyle söyleyeyim, tsunami düşey atımlı faylarda meydana geliyor. Özellikle okyanuslarda levha sınırları var. Dalma batma kuşakları diyoruz. Bir levhanın diğer levha altına daldığı, örneğin Japonya, örneğin Şili'de olduğu gibi. Şimdi bu sınırlarda büyük tsunamiler oluşuyor. Şimdi Marmara Denizi bir iç deniz ve burada bir kıta içi fay uzanıyor ve doğrultu atım karakterli. Yani yanal davranış sergiliyor. Dolayısıyla bu yanal davranış hiçbir zaman bir tsunami oluşturmaz. Ne zaman tsunami oluşturur? Marmara Denizi içerisindeki önemli heyelanlar var. Yani çukurluk alanlara asılı toprak kütleleri var. Bir deprem sırasında eğer o toprak kütleleri hareket ederse işte bir düşey hareketi oluşur. Bu düşey hareketin sonucunda da tsunami olabilir. Dolayısıyla evet, böyle bir risk var mıdır? Vardır. Ama bu faya bağlı değil, oluşacak deprem sonrası heyelanların tetikleyeceği su kütlesinin sahilleri ve kıyıları vurmasıyla oluşabilecek bir risktir. Evet. Bu da 1-1,5 metreyi geçmeyecek bir tsunami olma olasılığı her zaman vardır. Var, her zaman vardır. Her zaman var ama eğer heyelan harekete geçerse, eğer heyelan harekete geçmezse bu deprem sırasında olmayacak demektir. Anladım. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 485 diri fay hattının olduğunu belirtti Türkiye genelinde. Evet, evet. Hatta bunu güncelledi. Bu güncelleme ne demektir? Bu diri fay hatları ne demektir? Biraz onları izleyicilerimize açıklar mısınız? Evet, şimdi diri fay şudur. Son 10 bin yılda ya da son 35 bin yılda bir ya da birden çok 6'dan büyük deprem üreten ve yeryüzünde bugünkü gördüğünüz gibi bir kırılma oluşturan, hareket oluşturan faylara diri fay diyoruz. Dolayısıyla diri faylar, her ülke kendi çalışmalarıyla bu diri fayları haritalıyor, ortaya çıkarıyor. Ayrıca tabii diri faylar sadece haritalama, jeomorfolojik gözlemle olmuyor. Bu bölgelerde hendekler kazıyoruz. O hendeklerde oradan daha önceki depremlerin izlerini arıyoruz. Bulduğumuz depremleri de karbon 14 yöntemiyle tarihlendiriyoruz. Paleosismolojik çalışma diyoruz. Bu çalışmalar yapılmadan bir faya diri fay, aktif fay demek doğru değil. Yanıltmış oluruz. Şimdi 1992'ye kadar daha çok jeomorfolojik gözlem, sahada haritalamayla diri faylarımız ortaya konmuştu. Fuat Şaroğlu hocamız, 92'de MTA'da kendisi de katkı vermiş bir hocamızdır. Bu haritayı yayınlamıştı. Fakat o tarihten sonra MTA şu yola gitti. Benim söylediğim bu paleosismolojik çalışmaları öne alıp büyük projelerle, üniversitelerle ortaklaşa, her bölgedeki üniversitenin bu konuda çalışan uzmanlarıyla o bölgenin faylarını çalışarak hızlı bir şekilde paleosismolojik çalışmalarla diri fayları net olarak paleosismolojik gözlemlerle yenilediler ve 2013 yılında Emre ve diğerleri hepimizin adına bu haritaları yayınlamış oldular MTA'da. Tabii depremler oldukça da aslında bir bölgede daha önce haritalanmış olan bu diri faylar gözden geçirilir. Son depremlerden sonra da MTA ekibi yaptıkları çalışmalarda varsa önceki haritalarda eksik kalan kısımlar ya da bazı ufak tefek yer değişiklikleri, bunları da hemen anında yaparak saha gözlemleriyle birlikte bu haritaları hepimizin hizmetine sunuyorlar. Evet. Evet. Şu konuya da değinmek istiyorum. Şimdi büyük deprem sonrası belediyelerde jeoloji ve jeofizik mühendislerinin olmaması, çoğunda diyeyim, evet, olmaması eleştirildi. Bu büyük depremden sonra siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Kesinlikle katılıyorum. Yani jeoloji ve jeofizik mühendislerini çalıştırmak bir belediyeye yük değildir. Ama aslında işini kolaylaştıran çok önemli işler yapıyoruz biz. Zemin, sadece zemin etütleriyle ilgili değil, heyelanlara bakıyoruz, altyapıyla ilgili tüm çalışmalara katkı veriyoruz. Dolayısıyla belediyelerin bir jeoloji ve bir jeofizik mühendisi çalıştırmaları bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Her türlü raporların hazırlanmasında, ileriye dönük imar planlarının oluşturulmasında onlara elçilik yapacaktır, yol gösterici olacaktır. Dolayısıyla biz bu konuyu çok uzun yıllardır tartışıyoruz.
Ancak depremler olduğu zaman gündeme geliyor. Evet. Çok çok önemli bir konu. Yani belli bir nüfusun üzerindeki belediyelerde, şehirlerde veya ilçelerde mutlak bir jeoloji ve jeofizik mühendisinin çalıştırılması aslında yasayla getirilmesi gereken bir şey olarak düşünüyorum. Bir zorunluluk olması gerekiyor. Yani. Evet. Şehirlerde planlamaların fay hatları üzerinde olmaması gerektiği söyleniyor ama evet. Türkiye'de fay hattının geçmediği bir yer yok. Maalesef. Nasıl olacak peki bu planlama, siz ne söyleyebilirsiniz? İşte bu gerçekten zor bir konu çünkü Cumhuriyet tarihinde bakıyoruz. Bu dikkate yani evet var, deprem yönetmeliklerimiz çok eskiye dayanıyor. 1939 Erzincan depreminden sonra özellikle bu çok ciddiye alınarak bir takım şeyler hazırlanmış ama maalesef biz sanayileşme, tüm dünyada sanayileşme ile birlikte, sanayileşme toplumuyla birlikte kentleşme hızla geliştiği için bizler de kentlere doğru koştuk ve bu kentler de daha önceleri belki yapılaşma açısından aktif fayların yakınındaydı ama alanlar genişledikçe aktif fayların üzerlerine doğru genişlemeye başladılar, evet, maalesef. Dolayısıyla şimdi o fayların geçtiği yerler biliniyor. Biz artık bu noktadan sonra bu tür büyük depremler yaşadık. Güney ve Doğu Anadolu bölgesindeki bu şehirlerimizi yeniden yapılandırırken artık bu fayların geçtiği alanlar meslektaşlarımız tarafından ifade ediliyor, gösteriliyor. Bu alanlar mümkünse tarım için bırakılsın. Şehir merkezinde ise sosyal etkinlik alanı olsun, çarşı pazar olsun, yani yüksek katlı binalara izin verilmesin. Daha zeminin sağlam olduğu yerlerde çok katlı planlara yönelelim. Yani biz artık ne yapmalıyız? Dağlara doğru bir miktar, dağların eteklerine doğru, sağlam kayalara doğru gitmeliyiz. Evet. Çünkü onun örneklerini de görüyoruz. Antakya'da şehir merkezine 5 dakika mesafedeki bir köyde yapılaşmanın da çok kötü olmasına rağmen hiçbir yıkımın olmadığını. Evet. Yani bu örnek o kadar güzel ve canlı olarak duruyor ki orada hayat normale dönmüş durumda. Deprem oldu, bitti, ertesi gün herkes hayat... Şimdi böyle bir durumda böyle bir örnek varsa, biz hayatımızı seviyorsak, canımızı seviyorsak bu tür alanlara doğru yönelmemiz gerekiyor. Evet. Yani dolayısıyla biraz bunu artık gündemimize almamız gerekiyor. Bu bir tek Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu. Yani Meksika City'de, Meksika şehrinde bir deprem olduğunda şehrin yerini değiştirmek zorunda kaldılar. 200 kilometre kuzeye taşıdılar. Çünkü o deprem sırasında, 1964'teki o deprem sırasında şehir tamamen yok oldu. Çok büyük bir depremdi. Dediler ki altından fay geçiyor, biz bu şehri bir miktar kuzeye taşıyalım. Yani bu şekilde bir yol bile düşünülebilir. Ama tabii şu anki o bölgelerde yapılacak temel şey şu an için hızlı bir şekilde zemin etütlerinin yapılması, mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanması, yeni yapılaşma alanlarının belirlenmesi, olabildiğince az katlı, geniş alana yayılan az katlı yapılar yapmak, fayın geçtiği ovalık alanları da tarım ya da sosyal alanlara terk etmemiz gerekiyor. Evet. Bir de Çanakkale'yi konuşalım. Böyle bir büyük bir Marmara depreminden Çanakkale ne kadar etkilenir? Ve az önce zeminden bahsettiniz. Evet. Nereler, hangi bölgeler riskli, hangi bölgeler daha güvenli Çanakkale'de, evet, mahalle olarak bakacak olursak mesela? Şimdi ona deprem kararı verecek. Deprem olduğu zaman ortaya çıkacak. Ancak şunu söyleyebilirim ki bölümümüz ve jeofizik mühendisliği bölümü Çanakkale Belediyesi için çok detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Mikro bölgeleme çalışmaları tamamlandı. Ve belediyenin sayfasında da bildiğim kadarıyla açık bir rapordur. Oradan hangi yerlerin riskli, hangi yerlerin daha az riskli olduğu ortaya konmuş durumda. Detaylı bir çalışma yapıldı çünkü. Hatta imar planları da ona esas olarak gidiyor. Ama genel anlamda şunu söyleyebilirim. Çanakkale kent yerleşimi içerisinde özellikle Sarıçay ve çevresindeki alanların zemin koşullarının diğer yerlere göre daha iyi olmadığını söyleyebilirim. Yapılaşma açısından da 99 öncesi yapılarımız oldukça fazla kent merkezi içerisinde. Yani bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Açıkçası zeminlerde sıvılaşma riski biraz yüksek. Çünkü hani suya doygun biraz zeminlerimiz var. En temel kazılarında bunu görebilirsiniz, suyun çıktığını. Yani binalar sağlam da olsa zemin sıvılaşması nedeniyle batma riskleri var. Dolayısıyla aslında kent merkezi olarak çok, aman aman çok da iyi koşullarda değiliz ama kentin periferine doğru dışına çıktıkça, işte daha yüksek alanlara gittikçe bu koşullar daha iyileşiyor zeminler açısından. Mesela Esenler Mahallesi, işte kaya zemini falan diye böyle bir
evet. halk arasında bir söylem yani var. Kaya değil, kaya olarak düşünmeyin ama asıl Çanakkale yerleşkesine göre relatif olarak biraz daha iyi, daha az suya doygun, daha çok kumlu, kirli, siltli, kum taşı, silt taşı dediğimiz malzemeleri görüyoruz. Ama orada da yine Sarıçay'ın getirip bıraktığı bir örtü var aslında. Hı hı. Yani Çan'dan gelip de volkanik kayaçlardan şuradan buradan kopardığı parçalar gelip aslında tüm Çanakkale'yi kaplamış bir zamanlar. Dolayısıyla yavaş yavaş gerilemiş o, aşınmış. Bugün sadece Sarıçay dolga alanı içerisinde onu az bir miktar görüyorsunuz. Birkaç milyon yıl içerisinde olan bir süreçten bahsediyorum ben. Hı hı. Dolayısıyla hani orada da var ama nispeten daha relatif olarak biraz daha iyi. İşte üniversitenin bulunduğu yer, işte bu tarafa doğru İzmir yolu üzerinde daha yükselti alanlarının olduğu yerler relatif olarak, göreceli olarak iyi. Ancak tüm bunların hepsini Simge Hanım bir deprem sırasında görüyoruz. Bunu kesin ve kati bir şey. Şimdi kent merkezinde çok iyi bir yapı vardır. Hiçbir şey olmaz deprem sırasında. Benim söylediğim alanlarda yani binanın kalitesi düşüktür. Evet. Büyük hasar alır. Şimdi bunun bir şeyi yok, öngörüsü yok. Bu bir genelleme. Genel olarak ifade ediyoruz bunu ama temelde hepimizin üzerine düşen görev de binalarımızı benim söylediğim anlamda zemin, bina, aktif faya yakınlık parametrelerinin üçünü bir arada düşünerek depreme yönelik bir tedbir almamız gerekiyor. Evet. Hocam son olarak neler eklemek istersiniz? Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Evet. Yaklaşan depremle ilgili, Marmara depremiyle ilgili yani özellikle. Yani başta da onu konuştuk. Şunu özellikle yani bu anlamda tedirginlik yerine çaba, gayret önemli diye düşünüyorum. Şimdi aklımıza getiriyoruz. 99 yılındaki Kocaeli'deki deprem sırasında Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçeler İstanbul için özellikle hasar aldılar. Evet. Şimdi yine Marmara içerisinde bir deprem olursa benzer şeyi görebiliriz. Demek ki o bölgelerdeki yapılaşmaya dikkat etmemiz lazım. Varsa şimdi bina güçlendirmeleri de çok önemli. Bu konuya değinmedik ama inşaat mühendisleri aracı tabii ki çok kıymetli. Yani binanın ayakta kalması, yıkılmaması çünkü asıl amaç biz hayatta kalma diyorsak binalarımız da güçlendirilebilir. Bu da çok kıymetli. Bu çalışmalar da yapılır. Yani zamanı iyi kullanmak lazım. Tabii Marmara Denizi içerisinde olacak bir deprem sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Aynı zamanda güneyinde yer alan İzmit, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'yi de ilgilendiriyor. Yine aynı şekilde İstanbul'un batısında yer alan Tekirdağ'ı da ilgilendiriyor. Dolayısıyla tüm bunları düşündüğünüz zaman bu bölgeye ait bir deprem olacak. Ama zamanını bilemiyoruz. Hemen bugün, şimdi, yarın gibi bir söylemin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya olmayacak böyle bir şey boş ver kafanıza takmayın diyenleri de yanlış buluyorum. Biz zamanı doğru kullanırsak eğer İstanbul'da Marmara Denizi içerisinde olabilecek bir depremin etkilerinden en az etkilenir duruma geliriz. Hı hı. Tedbirli olmak ve bu yönden bugünden itibaren çalışmamız lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi bizler için. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, güne başlarken programımızın sonuna geldik. Değerli hocamız Süha Özden bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine de tekrar. Yarın değil, pazartesi günü tekrar saat 10'da bizler burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Görüşmek üzere.